Herkese merhaba ben Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modsuz Survival'ımızın yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Sezon 7 efsane bir şekilde devam ediyor desteklerinizle birlikte arkadaşlar ve bugün yine tatlı şeyler yapmaya çalışacağız. Hatırlarsanız en sonki bölüm Nether'ımıza portal açmıştık abi ve şu acaba basınç plakası koysam mı diye düşünüyorum da ben sevmiyorum basınç plakası abi. Nedir portalımız burada ve artık Nether'dan arkadaşlar nedir Nether kalesine de gideriz. Ama şimdi çok çok da acele etmek istemiyorum arkadaşlar böyle her yere hurra keşfetmek değil. Ben aslında biraz da merkeze daha hızlı gidip gelebilmek için bu portalı yapmak istedim açıkçası. O yüzden bugün belki gideriz nedir nedir kalesine belki gitmeyiz belli olmaz ama bugün yapmamız gereken çok önemli bir şey bu. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle büyü masasını yapmamız ve büyük kitaplarını yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bizde elmas var abi tamam Şuradan biraz elmas ver. Kitaplık da var. Kitapla gerekiyor. Kitap lazım bize. Gerçi biz bir tane kitapla niye yapmıştık? Kürsü için yapmıştık. he Abi o zaman sen şuradan biraz da deri ver. Hatta oha ne? Lan ben bu kadar şey mi avladım? o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Merkezden gidelim şeker kamışı getirelim. Biz deriyle kitap kitap yaparız abi. Bir de merkeze bakalım. Öncelikle arkadaşlar dur gitmeden şu envanterimi bir boşaltayım düzenleyeyim de. Tamamdır sadece 5 tane kitaplık kaldı. Onları köylüden alışveriş yapmıştık biliyorsunuz mıstıkla. Arkadaşlar kanat bulduktan sonra portalları çok kullanmayız. Her yeri böyle uçarak gezerek gösteririz ama Şimdilik hani e, koşa koşa gidip gelmeyelim de portalları o yüzden bağladık. Part, portalları kullanıyoruz. Nether'ımız da bu şekildeydi görmenin açı. Bu arada Bedlion Client'e girdim. Tabii ki arkadaşlar full aydınlık olaydı. Dur şeye geçeyim de kapatayım abi. Bunu biz mini serilerimizde kullandık biliyorsunuz. Full aydınlık olunca da aslında bir daha güzel durdu. Bedlion Clad'le biraz daha yakınlaşabildiğim için arkadaşlar ve yani FPS düşüşü yaşıyordum Bedlion client'te garip şekilde. Onu da yaşamamaya başladım. E replay modu falan da var abi. Bedlion client'ı kullanırım o zaman dedim. Hani normal şey niye kullanayım? Orada Bu Mıstık buralara bir tasarlama yapmış arkadaşlar. Gayet güzel olmuş gördüğünüz gibi. Full parlaklığı kapattım. Yani karanlık olan yerleri de görelim diye arkadaşlar. Sonuçta mob falan da olmasın diye. Şimdi en sonki bölümden sonra abi hafta sonu girdi. Mıstık yine yardırmıştır muhtemelen. Bir gidelim abi sandıklara bakalım. Geçen bölüm Mıstık'la buraları gezmiştik hatırlarsanız. Sandıklarımıza bir bakalım. Selamünaleyküm abi. Kesinlikle İsmail abimiz. İsmail abi koyalım bunun ismini. Şimdi arkadaşlar mısır burada dolu. Aa. Mıstık herhalde giremedi hafta dur bakalım. Yo odun toplamış ha bol bol odun toplamış. Tamam abi. Et falan var yiyecek sıkıntımız yok. Ha bir tane arkadaş şey demiş abi e, yünleri de satabilirsin demiş. Ama benim şimdi amacım aslında dur şeker kamışı Şeydeydi hobbit oyunundaydı arkadaşlar. Roleplay e hemen yürüyerek gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar tarladan çoğaltmak istemiyorum ama benim evin oralara görünüm olsun diye aslında tarla yapmak istiyorum. Bu arada bunları toplamayın bence. Madem emeğimiz abi. Bunları böyle toplayalım. Hem de emeğimiz de şey olmuş olsun. Mısla da hem yardımcı olmuş olalım. Tamam. Bence bunu götürelim abi biz. Şuradan da biraz alsak mı ya da? Neyse biz bunu götürelim. Bakalım ne kadar şey yapıyor. Kağıt yapıyor. Tamam abi bayağı yeter bu bize. Elimizde topladığımız şeyler. Başka buradan götüreceğimiz... Abi ben biraz daha şeyi götüreceğim bu arada. Çünkü zırhları basıp arkadaşlar kendimi zırhlandırdıktan sonra merkeze de full çalışacağım zırh falan getireceğim. Patates alalım biraz. Tam bence envanterimiz doldu zaten. Süper arkadaşlar buralar harika bir şekilde gelişiyor. O, yalnız şu dağla şu manzara bak. Bak bu kapak fotoğraf değil ama bugünün hatırasına bir fotoğraf aldım arkadaşlar. Çok güzel ya. 1.18 harbiden mükemmel. Mısır'da buralar çok güzel yapmış. Şu arkadaşlar bu arada şu iri tane topraklardan çok güzel bir şekilde patika oluyor. Ben bir tane de yabancı YouTuber'da da görmüştüm. Gerçekten harika görünüyor. Bak da yapmış. Efsane görünüyor. Bundan ben de patikaları bu ve podzol karışımı yapmayı planlıyorum veya solo bu bilmiyorum. Hadi taş falan koymak istemiyorum artık patikaları. Ve izimize dönelim abi şuralar niye böyle açık kalmış ya? Neyse buraya daha nedir hub yapacağız arkadaşlar. yardım anzi yardır anzi botsuz survival'ımıza. Bu sezon fırtına gibi girdik ve fırtına gibi de devam ediyor. Şimdi base'imize geldik. Yemeğimiz biraz azalmış. Biraz da yemek alırız. Arkadaşlar düzgün kazmalar yapabilmek istiyorum artık. Ve madene inmek istiyorum. Eksi 54'ün seviyede elmas aramak istiyorum doğru düzgün abi ya. Şimdi bence biz bunlara hiç... Ya da dur bir saniye abi. Sen şu elindekileri şuraya bir boşaltsan envanterinde yük olmasın. Derileri ver bakalım. Ne kadar kitap yapabileceğiz? Şeker kamışı başka ben neye kullanacağım? Oo abi 64 tane kitap yaptık. Tamam abi büyü masasını biz yaptık. Sadece 30 level olmamız gerekiyor. Birazcık elmas, e, obsidyen lazım. Bu arada obsidyen gerekiyor evet. Sen bunlar bir kitaplık yap o zaman. odunumuz falan da azalmış arkadaşlar. Şu malzemelerimizi bir yapsak biraz malzeme stoğu da yapmamız gerekecek. Abi 10, tane 15 tane her türlü yetiyor arkadaşlar hatırladığıma göre. Büyü masası haricinde büyü masasını koyacağım yeri şu tahtayı koyup bir odasını bir yapayım. Ya bir odası anladınız işte. Şuraya yapabiliriz ya. Şu merdivenden çıkınca hemen. Bak. Şurada bir şey olsa. 1, 2, 3. Şöyle olsun. 1, 2, 3. Ben üst katlar yapmayı severim. Abi çıkınca da şöyle. Çok da problem olmuyor. Veya şu köşeyi mi yapsa? Buranın tam ortası var mı? Abi çok da daraltsın da istemiyorum. Yalnız bunlar kırınca gelmiyor. Neyse abi böyle, böyle olsun ya. Bir şey olmaz. Şimdi şuraya bir şeyini koyacağız. Merdivenden çıkınca öyle bir problem olmuyor. Şu hemen basarız abi. Tamam. Daha sonra aslında büyüğü özel oda yapmayı düşünüyorum da. Onlar daha sonraki işler. Yine şu an kullanmayacağım şeyleri envanterimden atmaya çalıştım da arkadaşlar şöyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim ticaret köyümüzdür gerçekten orayı. Aa leylaklar da var burada bir sürü ne güzel. Orayı kesinlikle geliştirip arkadaşlar kendimize ve dostlarımıza yetecek kadar malzeme ve zırh yeri yapmak istiyorum ya. Kesinlikle oradan o köyü ben kesinlikle ticaretçi kuracağım ve buraya da köprü lazım abi. Kendimizi bir geliştirmekten. Arada build yapıyoruz ama sadece build'e şey yaparsam sonra gelişemiyorsun. Gelişemediğin için build malzemelerini yani yapı malzemelerini torununu toplayamıyorsun abi. O çok büyük sıkıntı. Burada bizim köylümüz var. Zaten burada gel satacak şey varmış. Bunları getirmeye bile gerek yokmuş. Sana biraz da patlis havuç da satalım. Bundan arkadaşa ben bir sürü zümrüt kasayım bakalım. Yalnız arkadaşa bak burada da biraz varmış. Mıstık sa gelip sattı sanırım muhtemelen ya da buraya taşımış. Olaya bakar mısınız arkadaşlar Yani iki siteye yakın. Bir buçuk stek tam bir buçuk stek şey olmuş. Aa karpuz hale satabiliyoruz da karpuz aa varmış tamam. Arkadaşlar alışveriş olayına da böyle girişmiş olduk. Mıstık e yardım etmiş oldu. Ve biz de bu sayede yapıştırmış olduk. Abi var ya sandıklar dolu ha. Almıyor artık. Şimdi bu kadarlık zümrütle biz ne yapacağız? Arkadaşlarım biz şimdi... Abi zırhı geç. Öncelikle kazma balta yani alet edevat. Yanlış hatırlamıyorsam alet edevatı demirciden yani demirci masası yapmamız gerekiyordu. Ama ben buraya niye geldim? Abi biraz yol yollar sıkıntı. Eve git gel falan oluyor. Demirci masası, hatta ben bir de e, normal zırh için de yapayım. Demirci masası ve maden fırını da yapayım. Onların ikisiyle biliyorsunuz şey yapabileceğiz. Artık birine işte zırhçı birine, alet edevatçı yapacağız arkadaşlar. Gidelim onları bir base'imizde yapalım. Ve bugün çatıyı da bitirmek istiyorum arkadaşlar artık. Evimizi tamamlamak istiyorum ve ardından Sonra tuşlar falan olur işte dokunuşlar olur eklemeler çıkarmalar olur onları yaparız. Şimdi geldik bir gece oldu herhalde aynen bir yatabiliyorsak yatalım. Günaydınlar arkadaşlar yapacağım şey şu bir tane maden fırını onun için bir tane ekstra fırına ihtiyacım var. Şu fırını kullanıyorum şimdi yapmakla hiç uğraşmayacağım fırını zaten o kullanılmıyor içinde bir şey de yokmuş. Bir tane de arkadaşlar demirci masası. Şöyle demirci masamızı yapalım yalnız çok demir gidiyor. Abi maden fırını çıkmıyor muhtemelen ya yani muhtemelen değil, hatırladığım kadarıyla kırıktaş pişirmemiz gerekiyor onun için pişiririz abi hiç problem değil. Hatta şu azar azar bunlara at pişirsiniz bu şekilde. Güzel arkadaşlar bundan sonra yapıştırırız. Malzemecimiz ve zırhçımız olduktan sonra yapıştırırız abi. Bu pişenleri tekrar pişireceğiz bu arada. O şekilde oluyor. Şöyle yapayım hatta. Yeni tarifler açıldı dedi. Dur bakalım maden fırını açılmış mı? Açılmış olması gerekiyor. Aynen abi. Evet. Hatta yapabiliyoruz bile. Tamam bunlar burada pis yedek olarak. Harika. Şimdi arkadaşlar şunu yanıma almama gerekiyor ama bununla da bir, yere bir süsleme yapmak istiyorum ya. Abi yola bele koyayım mı arkadaşlar bunu. Patikanın içinde dursun. Bak şuraya koy. Dursun burada hani hatıra. <laughs> bir buçuk stek zümrüt var yanımızda ve iki tane köylüye ekstra meslek vereceğiz. İleride onları arkadaşlar zombiye ısıtırıp tekrar çevirip daha ucuza satın alabiliriz. Veya hiç mesela başlarda sadece ona ihtiyaç tersin. Daha sonra zaten zümrüt basıyorsun abi resmen. Ve hatta bir de karpuz kabak farmını otomatik farm yapalım diyoruz. E, otomatik farm yaparsak zaten her türlü yardırırız yani. Şimdi şu dışarıdaki köylüye verme. Bu çiftçimiz tamam. Aa çiftçimiz burada mıydı ya? O cepte. Bu arkadaşlar kütüphanecimiz. Yani kütüphaneci yapmış bulunduk. Şimdi pişman oldum sonradan da. Burada bir tane mesleksiz köylümüz var. Öncelikle bunu. Yanlış hatırlamıyorsam demirci masasıydı. Alet edevat için. Aynen abi. Yalnız işte iyi mi kötü mü olduğunu bilemiyoruz şu anda. Mesela ben bunu seviye atlatacağım be, Tamam. Bu seviye atladı. Taş baltaların hepsini şuraya bir yere at. Hatta şunun içine atacağız siliniyor bunlar? Bu da sonuçta zarar veren bir şey ya. Yok abi maalesef. Seviye atladı sıradaki şeyi ne hemen bakıyorum. Kardeşim niye böyle saçma sapan işler yapıyorsun sen? Ha? Ben sana demiri nereden bulayım da ben sana demir vereyim ya? Abi böyle böyle. Şuna bak. Şu kadar alışveriş yaptık arkadaşlar. Sopalık ya. Demir farmı kesinlikle şart oldu. Hani sıfırlamadı. Kömür falan da satmak istiyorum. Şimdi bir köylü daha lazım bana. Sanki buradan da bir ses geliyor. Aynen. Arkadaşlar karşılıklı bak. Madenci de bu olsun. Tamam. Oo, artık demir malzemelere şey vermek yok arkadaşlar. Para vermek yok. Ama hangisi daha çok getiriyor? İki tane getiriyorsa şundan alalım abi seviye atlatmak için. Ya bunu şimdi abi erit. İşte çıkan malzeme demir parçacı falan diyenler olabilir. Gerek var mı bilmiyorum ki. Bir saniye arkadaşlar. Bunu full atlatacağız. Bu arada şu sıfırlandım ona bakacağım. Yine köylüler bana girdik ama bu sefer çok uğraşmayacağız arkadaşlar bu sezon. Ben şuradan bir tane ladin indirip bunu sandık yapıp aldığım o yedek malzemeleri koyacağım. Belki demir malzeme ihtiyacı olan olabilir köyde. Köye götürürüz. Abi şunlar kır ya bunlar çok çirkin duruyor. Şu fazla malzemeleri mesela şunları falan buraya atacağız. Tatlı orman böyle hadi hadi şuraya dik. Hadi al. Şu sıfırlanmadıysa zorlamayacağım bu arada. Köylülerin bu olayı keyifli de Allah. Bunları şuraya bir yere atalım. Şey sıkıcı arkadaşlar. Sürekli tarla toplayıp bunları geliştirmeye çalışmak sıkıcı. Yoksa köylüler olayı keyifli. Ben şunu biraz daha level atlatayım. Abi kitlendi ama sıfırlandı. Aa bu ne saçma bir alışveriş lan. Sen lavla ne alakan var oğlum senin? Armut ya. Abi çok sinir etti bunlar beni şu an ya. Zincir pantolon aldık bir sürü. Neyse olmadı bölüm arasında mı şey yapsak bunlar. Aha. Tekrar sıfırlanmış. Bak bu kadar şey aldık. Arkadaşlar bunları artık ya ara ara gelip böyle yapacağız ya da bölüm arasında yardıracağız. Çünkü bunlar iflah olmaz abi. Burada da şimdi kitlenmemişken mesela hangisi çok getirir? Şu mu şu mu? Hiçbiri. Yani şunlardan al alamam. Elmas veremem. Mecbur şöyle azar azar şu alacağız abi. Şuna bak yedek sıfırlara bak. Neyse Tamam. Şimdilik en azından birer tane destek verdik. Şunu da arkadaşlar birkaç bölüme çevirelim. Ve ucuz bir köylü yapalım. Yani ucuza alışveriş yapabileceğimiz. Şu arkadaş sıfırlanmıştır. Bundan da biraz alışveriş yapıp gidelim abi işimize bakalım. Aslında ben 30 olmak istiyorum biraz da. Dur dur. Aynen abi masası yapıp. o 30 olduk. Ve kazma yapıp arkadaşlar. Ne yapacağız? Ona sıfırlan tekrar kazma yapıp büyü basacağız arkadaşlar. Battes tekrar sıfırlandı. Abi 46 tane zümrüt daha elde ettik yani. Harika ya. Havuçları da sat. Mıstığım zaten yardırıyor sağ olsun. Oradan alıyoruz geliyoruz. Biz de bir otomatik var mı yaparız belki. Şu an havuç satabiliyorum. Şu an havucum yok. Tamam abi artık burada daha fazla oyalanmayalım. Çıkamazsın ki koçum. <laughs> 55 tane zümrüt. Son bir gitmeden şunlara yine bir şeyler satabiliyor mu? Bir de arkadaşlar altın havuç almak istiyorum ya. Kardeşim senden hiçbir şey almıyor. Allah belanı vermesin senin ya. Vermesin. Bela okumayı sevmem çünkü. Ooo Reis. Reis ben seni şu an level attıramam. Attıramadım. Aa attırabiliriz. Ama şey bitti. Zümrüt bitti. Allah kahretmeyi. Ya çok merak ediyorum sonraki seviyesinde ne verecek ya. Çünkü elmas malzemeleri falan da artık ihtiyacımız olacak. Ama ben alet edevatçıyı daha çok istiyordum onun gelişmesini. Mesela. Neyse bir sonrakine sürpriz olsun. Buralarda çok oyalanmayalım. Tamam arkadaşlar. 32 levels Şimdi base'imize bir dönelim. Dostlarım şu kar burada çirkin göründü. Bunu kır. Bunu da atacağım. Nerede tavuk? Sesi geldi burada. Tot tot tot. Niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Şimdi. Büyü masamızı hazırlamamız için bizim elmas kazmamız vardı. Dört taneydi sanırım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam hemen bakayım. Dört tane ya da beş tane obsiden toplamamız lazım. Dört tane. iki tane elmas. Kitap var zaten. Abi bizim obsiden topladığımız yer vardı. Madenden gidiyorduk. Oraya bir gidelim. Şuradan bir yerden girdik sanırım. Orada kömürler falan var. Bunların hepsini alacağız arkadaşlar ileride Alırız yani. Al alımı yok. Abi şuradan dört tane topla çık. Fazlasına gerek yok. Bir daha zaten hepsini toplamamız gerektiğinde end'e gidersek end kulelerini indiririz arkadaşlar sıkıntı yok. Ve bu da dördüncü. Bu da geldi tamam. Abi bura çok karanlık kalmış ya. Spawn olmuyor bir şey de. Aa bakır. Ya bakırları falan artık almak istemiyorum ya. Servet kazmam falan yapınca almak istiyorum arkadaşlar. Demir var. Hatta bu demiri bile almayacağım ya. Çünkü servet kazmayla artık biliyorsunuz. Servet kazmayla kırdığınız zaman arkadaşlar demirler bile mesela 2-3 tane olarak gelebiliyor. Birden fazla gelebiliyor ya. Eskisi gibi değil. Direkt cevher olarak gelmiyor. Çıkalım yukarıya. Huu yine gece olmuş. Yine yangınlar yine ben. Bu arı benim evime niye girmeye çalışıyor? Aa bıdıcık zombi geliyor. Bu arı benim evime niye girmeye çalışıyor? Baltayla kaç balta vuruş var bıdıcık zombinin sizce? Şu bir. Kel koçum. Şu iki. Şu üç. üç üçmüş. Abi bir yatalım. Sabah at şu şirketi ya. Sabahta da büyü masamızı artık yapalım lezge. Hop günaydınlar. Nasıl tak diye buradayım. Ha, kitapları, kitapları bulamadım bir anda. Arkadaşlar şimdi şöyle büyü masamızı yapıyoruz. Kitapları da arkadaşlar buraya koyayım değerli şeyler içine. Hatta merkeze bırakabiliriz hani ihtiyacı olan alsın diye. 32 leveliz. Ben bir kazmaya büyü basmak istiyorum ama bir şeye ee, elmas kazmamıza. Bir de baltaya büyü basabilmek istiyorum. Şöyle bir yapayım 30 oluyor tamam. Ne veriyor hatta kırılmazlık. İnşallah bir de servet mervet Allah'ım ne olur. Lapisleri ver. Lapisler buradan artık GG. Yukarıya bir tane varil yapacağım arkadaşlar. Varil nasıl yapıyoruz? Şu ve şu. Varilin içerisine koyacağım malzemeleri. İleride ender chest'e koyarız buraya hep klasik yapıyoruz. Şimdi şunları at bakayım. Haydi bismillah. Lan hepsini mi attım. <laughs> Üç tane yetiyor gerçi de. Arkadaşlar. Allah'ım. Allah belanı vermesin senin ya. Yani sadece kırılmaz güç nedir abi ya. Sadece kırılmaz güç verdi şaka gibi. Yok benim tecrübe kasabileceğim bir şey ya. Gerçekten inanılmazsın ya. Gerçekten inan. Ben diyordum ki. Şimdi bu güzel bir şey verir. İşte 29 olur. Üstüne biraz da köyden seviye kasarım. Bir de baltaya bir basarım. Yok ya. Abi dur. Ben ben sadece kırılmazlık küçük kabul etmiyorum. Ben bir köye gidiyorum. Köye çiftçimizin yanına geldik. Umarım sıfırlanmışındır. Oo oh, çok iyi. Gel abi. Canını diyeyim beni bir 30 yap tekrar be. Sana zahmet. Tekrar 30 oldum. Hatta biraz daha kasıyorum. Geç biraz daha kasmamam lazım biliyor musunuz aslında? Hani şimdi gidip büyü basıp tekrar gelmem lazım mantıken. Abi sürekli sıfırlanıyor. Patates, patates her şey. Vallahi bir geliyor bir istek, zümrüt kasıyoruz abi. 52 tane zümrüt kasmışız. Şu an, havucumuz, mamucumuz olsa çok daha fazlasını kasacağız. Lan terbiyesiz Allah aşkına yardım et ya. Yine şundan boş alışverişler yaptım arkadaşlar. Yarıya anca getirebildik. <laughs> Ama arkadaşlar çok tatlı değil modsuz ya. Hiç sıkıntı yok. İleride var ya gülerek katılacağız Çünkü bunların hiçbir ihtiyacımız olmayacak. Malzemelerimizi Netherite'dan bile yapacağız abi. Bunlardan artık roleplay olsun diye alışveriş yapacağız sadece. Kardeş sen şuna çok veriyorsun. 11 mi? Oğlum niye pahalandırdın? Zam yapmış lan. Seviye atladın inşallah. Yoksa ölüme yakınsın kardeşim söyleyeyim. O kardeş tüy düşüşü. <laughs> abi elmas bot veriyor tüy düşüşü ya. İşte budur ya. Burada oldu yalnız. Burada çok gereksiz bir hal aldı. Abi muhteşem ama hiçbir şeyim yok satacak. Yani köylü sıfırlanmadıysa daha sonra geri alırız ve muhteşem oldu. Muhteşem. Havuç mavuç satamıyoruz. Yok tamam yeter abi yeter. Satayım seviyemi de kastım. Arkadaşlar tüy düşü 3 bot yani köylüden aldığımız 2 botu birleştirerek tüy düşü 4 yapabileceğiz. Zaten bot da benim en önem verdiğim şey bir derin koşucu bir tüy düşü abi. Yani gerisini zaten bulup basabiliyorsun. Muhteşem hadi çıkalım evimize. İnşallah şimdi bir üstüne al. Aa bileme taşını lan köyden alsaydım da vardı fazla. Neyse onu ee, bileme taşı ay bunu nasıl yapacağız? A few later. Arkadaşlar normal taş yarım basamağıymış. Hani şu taşları pişiriyoruz ya biz. Hop pişirmeyi bırakmışız. Bu taşların yarım basamağı. Sırf onu yapmadık diye. Şu halimize bak. Her seride aynı şeyi yaşıyoruz ya. Neyse neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece seri başlarında. Bora çok sık seri yaptığımız için böyle oldu. Yoksa normalde bundan bir kere uğraşıyorsun. Bir daha tarif hiçbir şekilde gitmiyor abi. Bak şimdi çıktı bileme taşı. Süper. Tahta ve çubuk lazımmış. Çubuğumuz var. Abi temizinden şöyle bileme taşımızla yaptık. Allah'ım ne olur bak. Zaten seviyeyi zor kasıyoruz ya Rabbim. Şuna düzgün bir büyü gelsin ya lütfen ya. Verimlik 4 servet. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Abi bugün inanılmaz bir şanslı gündeyiz. Gerçekten. Hatta izninizle şöyle bir şey yapacağım. Abi şimdi çünkü çatı için malzeme toplamam gerekiyor. Yani ne, ne toplayacağım? Odun toplayacağım arkadaşlar. Hadi. E baltamız da düzgün olsun be. Ne diyorsunuz? Bir git gel daha yapalım. Bir seviye daha kısalım. 30'u geçelim baltayı da yapalım. Ondan sonra köylülerle uğraşmayacağız zaten. Abi şu kazmanın tatlılığına bakar mısın? Artık 54. seviye. Eksi 54 bizi beklesin abi ya. Reis Allah için sıfırlanmış oluyor. Senden de çok uf çok bir şey bekliyoruz diyecektim de. Adamın dibi ya. Hadi lan ucunda kaldı neyse. Dur çok az da patates satarız abi. Oba 30 olduk bile. İşte bu kadar. İşte bu kadar mıstım. Sana teşekkür ederim canı yediğim. Birkaç bölüm artık kasıp sana da vereceğim bunlardan ama şöyle bir durum var. Bak burada iki tane köylüyü level attırdım. Arkadaşlar bu 17 taneyle bundan tüy düş alınıyorsa alınmıyor. Elmas bak koruma 1 diyor tüy düş. Ya ben tüy düş istemiyorum ya. Şey el, pantolon istemiyorum ya. Tüy düş istiyorum abi. Bu 17 tane zümrüt de aslında harcamak istemiyorum şu an ama üzülerek şunu da seviye atlatmam gerektiğini düşündüğüm için Bununla bu gereksiz alışverişi yapıp zümrütlerimi harcıyorum. Tamamdır abi gidelim. Bir tane de elmas balta yapıp. Elmas baltamıza bir basalım bakalım arkadaşlar. Yine gece olurken evimize geldik. Heyecan dorukta. İnşallah balta bizi kırılmaz güç bile verse versin abi yapacak bir şey yok. Elmasımız da azalıyor da zaten hem malzemeleri artık direkt köylerden alacağız ve zaten de artık kazmamız var elmas buluruz. Haydi bismillah. Gel bakayım elmas balta. Verimlilik 4 sadece verimlilik. Yok. Yapacak bir şey yok abi gayet güzel. Tamam. Tamam olur abi sıkıntı yok. Üst kata çıkmışken de uyuyalım abi bu arada gece de şöyle görünüyor bak dur dur balkonumuzdan bir gece manzarasına bakalım. Akşam güneşi aşıyor yine derslerim başlıyor ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Her seride akşam güneşi şarkısı söyleriz abi Ferdi burada anarız. <laughs> Günaydın arkadaşlar yapacağımız şey artık basit. Zümrütleri sen buraya bir bırak. Aa burada da biraz zümrüt varmış bu arada. Şu altınlar da pişir ya. Bir yandan pissin ha burada boş durmasın. Ee, arkadaşlar yapacağımız şeyler basit. Nedir? Bu arada tek isim etiketimiz var. Ona Marcus isim vermek istesem bile şu anda örsümüz yok arkadaşlar maalesef. Ben öncelikle... Aha! Ne yapıyorsun lan? İnekler durmuş ona bak. Aa simülasyon uzaklığı. Bazı arkadaşlar abi simülasyon uzaklığını biraz arttır demiş. Arttırayım can yediklerim. O yüzden arkadaşlar mesela uzaklardaki şeyler işlemiyormuş. Ondan olabiliyormuş. Belki server'ın simülasyon uzaklığı da azdır. O yüzden de mesela e, spawn'ın çevresi çok. Bilmiyorum işte. Bunlar teori. Abi. Oh. Arkadaşlar resmen level atladık ya. Şu, bakar mısın? Şunu bir indireyim abi ben. Şu ağacı. Bunu indirdim ve çok da hızlı sürdü. Çok da kısa sürdü. Arkadaşlar aslında mısık merkezi toplamış. Onlardan da alabiliriz de. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben çatıyı ladinden yapacağım. Ama işte köşelerini nereden yapsam ona çok karar veremedim. Hani açık renk bir şey olsun istiyorum. Bu kadar ladin yetmeyeceği için arkadaşlar bizim şurada ladin ormanı var. Oraya doğru bir gidelim. Şimdi kazma şey baltam değil ya arkadaşlar birazcık kendim toplamak istedim ya açıkçası. Şuradan şöyle şurada kısa bir geçiş yok. Yalnız ben şuraya harbiden köprü yapasım var şu an ya. Zaten hızlı yol yapabiliyoruz abi geçici bir şey yapsam mı diğer şey yaptığım gibi çok sıkıntı oluyor değil mi ya? At buraya. Ladinleri biraz harcamış olacağız ama. Gerçi yarım blok yaparsam çok da harcanmaz. Buradan şuraya çekerim abi. Hatta tam şuradan falan olsun. O kadar hızlı yol yapabiliyoruz ya. Allah! <laughs> Yapamıyormuşum abi. Unutmuşum. <laughs> yarım blokla zor ya. Oo, öleceğim sandım. Yemin ediyorum nasıl korktum. O kadar üstümde baltam kazmam neyim vardı. Yok ki ya arkadaşlar yaparız bunda da ya. Bak. Bir düzen oturttur ha. Tamam geldik. Yalnız burası çok şey ya arada fark varmış. Abi şöyle merdivenci yapmaya çalışacağım inşallah yetişebilir. Yetişmesi şöyle yandan bağladım arkadaşa yetişmesi diye ki zaten yetişmediydi şuraları kır. Tamam böyle oldu. Şimdilik bunu kullanacağız. Ben buraya niye geçtim? Ladin toplamak için. Hadi bakalım birazcık ladin toplayalım let's go. Arkadaşlar bayağı bir topladım. Hatta fidanları da tek tek topladım. Ben de köyün kenarını açmış oldum. Şöyle hem de bayağı bir fidan düştü. Bunları dörtlü dörtlü şu şekilde aralıklarla dikeceğim. Hatta aralıklara dikmeye gerek yok ya. Çok fazla ara bırakmaya gerek yok. Bana ha bir tane daha gerek yok. Şöyle yapalım. Buradan köyümüze de yakın ya artık e, buradan ağaçlara da yetişir diye düşünüyorum. Yetiş, yetiştikçe gelir toplarız buradan arkadaşlar. Hatta hala fidan düşmüş abi bir sürü. Bak 5 tane daha ekstra fidan oldu yani. Onları da buraya falan dikelim. Tamam yeter. Bunlar burada yetişir yetişmezse gelir kemik tozu basarız abi. Hadi 3 oldu. Bir tane daha gözü seveyim. Ha, tamam, bir tane daha çıktı. Onu da şöyle bu tarafa yakın bir yere dikelim. Ladinimizi. Gelir gelir toplarız. Şimdi köprümüz de var artık. Kesici köprü. Şuradan. Aa bura biraz şey olmuş şöyle. Şuradan çıkarız tamam mı? Böyle yaparız. <laughs> Evimizde görünüyor. Buraya daha sonra güzel bir köprü yaparız arkadaşlar. Çok tatlı olacak. Bu köyü çok geliştirmek istiyorum. Hatta buraya da şöyle yapacağım. Şöyle çıksın ha buraya. Aynen. Tamam. Hadi evimize gidelim. Şimdi bayağı bir topladık. Köşelerini hala nereden yapacağıma kararsızım. Hani köşe dediğim anladınız. Huştan yapalım ya. Böyle beyaz bir şey olsun istiyorum arkadaşlar köşe kenarları. Üstü ladin böyle. Ev güzel durur gibi geliyor bana o şekilde ya. Var mı bizim yeterince huşumuz? Çünkü çok fazla bak seri de böyle çok fazla malzeme toplamıyorsun. Ve malzeme de yok abi bu yüzden. Bence de huştan yapalım gidelim biraz da huş toplayalım abi. Hiç problem değil. Mesela bunların hepsini merdiven yapacağım çatı için. Şu tarafta bu sürü huş var abi. Hem de oraları açmış oluruz. Hadi bakalım şuradan birazcık huş toplayalım. Let's go. Abi bir stek topladım. Yeterli olacağını düşünüyorum. Gece oldu. Buralarda yatmayacağım. Hatta buralarda şöyle meşale koyarak eve gidelim. Her yere de meşale atmak da istemiyorum gerçi ya. Çok nadir böyle hani. Sanki o taraf yola giden bir patikaymış gibi meşale atalım buralara. maden girişine de iki tane atalım. Markus. Yo Markus desin. Bu arada arkadaşlar maden köpeğimizin de isim önerilerinde bulunmuş insanlar. Ona da bir ara bir isim verelim. Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey şu abi. Şunu sen komple çevir. Bunu şöyle merdivene çevir. Tamam Bir, bir iki istek. Sonra şunu komple, hatta komple diye bunu da şöyle bayağı bir merdivene çevir. Yetmedikçe yanımıza şunu da crafting yaparız abi. Yanımıza alırız. Yaparız. Bize şöyle iskele bile olarak toprak lazım. Arkadaşlar çatı yapacağız abicim. Çatıyı halledeceğiz bitireceğiz. Şuraya da bir tane şey yapmak istiyorum arkadaşlar tam buraya. Baca yapmak istiyorum. Onu çok taşımız yok yeter biliyorum. Diğer bölüme yaparız olmadı. Şimdi çatıyı nasıl bir şey yapacağız? Çatıyı çok aşırı dik yaparsak sıkıntı olabilir. Yarım bloklarla mı yapsak diye düşünüyorum da. Ama böyle büyük bir çatı da yapmak istiyorum ya. Dik bir çatı. Arkadaşlar ben bir, bir şekil çıkarayım abi. Bakalım beğenmesek değiştiririz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir tane çatı şekli çıkardım. Dur bakalım. Tüy düşüşü bu şeyde Oo. Abi bence güzel ya. Büyük olsun abi. Kocaman çatı olsun ya. Şu kadar evin minnacık çatısı olacak hali yok ya abi. Öyle değil mi? Çatı büyük olsun ya. Şöyle bir tık da uzaktan bakacağım arkadaşlar. Bir de çatı katı yaparız ya. Ne güzel işte. Büyük olsun. Şimdi aynısını, aynısını diğer tarafa yapıyorum arkadaşlar. Tamam burayı da yaptım. Yalnız yağmur başladı. Yani tam ben bu ilde başladım bir yattım. Geceleri de şey yapmadım. Bu yağmur olayı beni sinir etmeye başladı arkadaşlar gerçekten. Ve yatamıyorsunuz da hiçbir şekilde. Mecbur Minecraft'ın yağmuru çekeceğiz. Böyle abi. Gayet tatlı oldu. Şimdi iki tarafta birleştirmek isteyeceğiz. Ama o kadar e, şuralar arkadaşlar şöyle. Huşla birleştirmek isteyeceğiz. Yalnız o kadar huş yok yanımızda. Yani bu kadar yeter mi bilmiyorum elimizdeki. Yetmezse yine gider toplarız da yeter gidecek gibi be. Şurayı bir bitirelim hemen. Bu taraf tamam bir de diğer taraf halledelim. Ee, burası da tamam. Yetti huşu kullanacağımız alan bu kadardı zaten. Craftingimizi alalım oradan. Arkadaşlar şimdi yapacağım şey şu şurayı kalsitle dolduracağım ama. Onu şimdi mi yapsam acaba? Daha sonrasında sıkıntı olur mu? Kalsit kalır mı acaba? Oha burada çok büyük bir alanmış lan. Ama kalsitle yapabilsek efsane olmaz mı ya? Dur abi ben çatıyı bitireyim de öyle yapayım olmadı. Yağmur yağıyor zaten sinir ediyor beni. Arkadaşlar şuraları doldur Allah belanı düştük. Dur düşmüşken uzaktan bir bakalım. Yağmurdan da bir şey ver. Abi güzel olacak inşallah ya. Şuraya bir şekil yapacağım. Şimdilik böyle yaptım da daha sonra düzelteceğim arkadaşlar onu. Çatıya da şöyle artık içeriden çıkıyorum arkadaşlar. Çok uzun sürecek benim, benim ama benim için ama sizin için kısa sürecek. Ben şu çatıyı bir tamamlayayım abi. Let's go. Ve sonuncuyu da koydum abi. Ama şöyle bir durum var tabii yukarıdan Hemen aşağı ineceğiz. Şuralar arkadaşlar hep yaptığımız gibi. Şöyle yapacağız. Ve buralara birer tane meşale, meşale şimdilik katmayalım Ama spawn olacağını sanmıyorum zaten burada yaratık. Ve kez aynı şekilde diğer tarafta da şöyle yapacağım. Klasik bizim orta çağ çatılarımızdan. Ve ha ladin basamak varmış tamam. Şu ortaya da arkadaşlar. Ladin basamak uca. hem yaratık spawn olmasın diye. Gerçi burada spawn olabiliyor mu ya? Olur değil mi? Hem de arkadaşlar çirkin görünmesin diye. Üstü biraz daha güzel görünsün diye. Abi nasıl göründü çok merak ediyorum gerçekten. Şu önünü yapmadan kesinlikle çirkin görünce %100. Yüz, her çatı öyle çirkin görünür. Ama bu nasıl görecek bakalım. Oo! Abi çatımız büyük ve güzel olmuş. Bak şuradan bakınca daha abi. Aa! <laughs> abi çatıyla evin şuraları çok uyum sağlamış gerçekten ya. Sanki şurası şurayla değil mi? Bak. Şu yanları sonra çok daha güzel görünüyor. Şimdilik şuradan güzel görünür arkadaşlar. Uf. Aa burası bizim başlangıç evimiz bir de arkadaşlar. Burası başlangıç evimiz. Bacayı yana yapayım diyordum da vaz mı geçsek ya şu, şu tar tarafa dedi, şu tarafa mı yapsak bilmiyorum. Şimdi videomuz çoktan bir saati geçti ama ben şöyle bir şey yapacağım. Şu yanları kesinlikle kapatmak istiyorum ama kalsitin kaldığını düşünmüyorum. 1, 2, 3 Allah'ım ne olur yetsin ne olur ya. Şu 3 stek yeter mi size şuraya kapatmaya? İki tarafı da Allah'ım. Şimdi bir de bize. Abi meşe kütüğü lazım. Tamam bu, bu yetebilir belki. Evimizi artık yapıyoruz arkadaşlar. Biraz geç kaldık ama bitirmekte olsun geç olsun güç olmasın güzel olsun şimdi şu iki tane kolu şu yukarı kadar devam ettireceğim Arkadaşlar şu şekilde şuraya dayandıracağız Tamam mı? aynı şekilde diğerinde şunu da tamam ardından arkadaşlarım dostlarım canlarım ciğerlerim kasitlerim var inşallah yeter kalsit Gerçekten harika bir şey şunu şöyle koy abi Şurasını bir kasitle tamamlayalım Let's go size bir şey değil mi yetecek gibi ya içeriden güzel görünür zaten dışarıdan nasıl görünce önemli Hadi bakalım inşallah yetecek gibi. 40 tane kaldı. Şu ikisini de tamamlayalım hemen. Ve tamamlandı. Yalnız burası aşırı karanlık oldu. Meşalemiz azmış. Buraya bir meşal atmak lazım. Şimdi dışarıdan bakacağım abi. İnip güzel olduysa diğer tarafa da yapacağız. Ve kalsit yetecek gibi. Yetmezse arkadaşlar çok az bir şeyle kaçırır. Onda aşağıdan toplar geliriz. Haydi bismillah. Şuraya gidip bakıyorum portalın oradan. Ve işte bu. Yetti abi. Yalnız şuralar biraz çirkin görünmüş gibi ama neyse. Hafif görünüyor gibi. Aa ben dışarıdan mı yapsaydım acaba çatıyı? Bir tık içeriden yaptım ya kalsitte. Alt taraf gibi. Orayı öyle mi yap? Diğer tarafı içeriden yapayım. Hangisi güzel görünüyorsa diğerini kırayım öyle yapayım. Aynen öyle. 51 tane buraya yeter mi ona bir fikrim yok. Şimdi diğeri gibi öncelikle şu kolonları yükseltiyoruz. Daha sonra arkadaşlar burayı şöyle dışın değil içini kalsitle düş. Allah. Lan ikit lan zaten kaynak az Allah kahretmesin. Hey. Abi resmen 3 taneyle kaçırdık ya. Biz aşağı kaç tane düşürdük? 2 tane. Allah bir kalbim kaldı. O kadar yüksek miydi lan ora? Bu yüksek bir şey la. Lay bu. Aa varmış bir stek. Kafa gitmiş benim. Envanterimde görmemişim herhalde. Tamamladım arkadaşlar. Bir de şimdi dışarıdan çıkıp bakacağız buraya. Yalnız içeriden de şu. Bak içeri görüntüsü dersen şu daha güzel oldu. Yani şöyle ama. Yo gerçi çok da fark etmemiş. Dışarıdan nasıl göründüğü de önemli. Hazır mıyız? Döndük. Ve abi çok da fark etmedi gibi ya. Hmm, bilemedim şu an. Şu an düşünme aşamasındayım. Bir de tekrar şu tarafa bakacağım. Abi bu nispeten daha iyi gibi ya. Hani şu içindeki tahtalar görünürse görünsün abi. Onda ne şey sıkıntı yok yani. Hatta gerekirse oraya da bir şundan yaparız. Böyle ikili olur. Aynen abi şu taraf sonradan yaptığım yeri kırıp bir tık içeriden yapıyorum şunun gibi. İnşallah kırarken çok malzeme kaybetmeyiz. Bu taraf bayağı karanlık oldu. Tamamladık arkadaşlar. Kesinlikle meşale atmamız lazım. Hatta bence hiç zaman kaybetmem. Yaratık maratık spawner. Biz burada çalışırken vallahi yukarıdan creeper falan gelir. Allah muhafaza. Tamam içeriden efsane oldu abi. İçeriden çatı gerçekten üstümüzde bir çatı oldu. Harbi çatı olduğunu hissettik. Dışarıdan burası da nasıl durdu ona bakacağım. Abi gayet tatlı. Gayet tatlı. Güzel. Tamam buraya artık daha fazla işte. Şuraya belki bir pencere yapılır. Gerçi pencereye de gerek yok. Şu uzaktan bir daha bakalım evimize gidip. Abi gayet tatlı oldu be. Harbiden güzel oldu. Şimdi şuraya bir baca yapmak istiyorum da nasıl yapacağız o bacayı? O bacayı bence kalsın çünkü taştan yapmak istiyorum ve taş çok elimizde arkadaşlar. Maalesef sık yaşadım sıkıntıya bak abi. Ama şimdi yapmak istediğim konu bana biraz ladin, merdiven ve şey lazım. Ladin merdivenimiz çok yokmuş. Hiç evde de yok mu? Abi çok az varmış evde ladin aslında. Merdiven de varmış. Güzel. Tam tam aradığım kadar yeter işte bu kadar. Biraz huş merdiven Tamam inşallah istediğimi yapabilirim. Şu çatın üstüne bir yapmaya çalışacağım da arkadaşlar. Şimdi şunları kır abi. Tam şuraya gelen yerleri. Tam buradan şöyle dönecek. Arkadaşlar bir kafamdakini ben bir yapayım. çok güzel bir fikrim var. Üstünü şu şekilde tamamladım. Aynı keza diğer taraflara yaptığımız gibi. Şöyle ve yarım basamam da vardır. Abi şuraya şöyle yarım basamakla çıkarırsak. Oo, efsane oldu bence bunun önünü de kapatırız. Kalsit birazcık var. Gerçi önünü kapatma gerek yok. Bunu bir bakalım önce şöyle. Tam da yağmur yağdı ya. Bir şey göstereceğim. Ben kapak fotoğrafı alacağım. Yağmur yağacak zamanı buldu ya. Nasıl? Şimdi şurayı da şöyle birleştirmek lazım. Oraya şekil çukurlar yaparız. Bence tatlı oldu abi. Dur. Balkona çıkayım yapacaklarımı yapayım. Tam böyle video kapanışı, kapak fotoğrafı bilmem ne yağmur yağıyor. Böyle gün içinde iki kere uyumam var. Sürekli uyumama rağmen iki kere yağmur yağdı. Bunun sebebi nedir? Bilenler varsa yazsın. Arkadaşlar biraz kütük kullanmış olacağız ama burayı da şöyle yapacağım abi. Sadece şu uçları biraz düzelttim. Şöyle. Tamam mı? Sonra şurayı kapatacağız. Orayı da bence kalsitle kapatalım. Tamam. Sweet oldu. Abi şuralara da kütük koysak nasıl olur diye düşündüm de bir an. Yani. Abi güzel oldu ya. Kütük var mı? Meşe kütüğü. Yok abi 2-3 tane toplarız ya o kadar da değil. Kesinlikle kütükle de daha güzel duruyor. Hemen şurada 3-5 tane meşe kütüğü toplayıp gelelim. 9 tane yeter bile. Arkadaşlar evimiz fena olmadı ya. Tamamen bir de doğaçlama. %100 olarak doğaçlama bir ev. Her bölüm azar azar kafamıza göre bir şey ekledik, çıkardık. Şuralara da 2 tane şunun gibi balkonlu pencereli şey yapacağım arkadaşlar. Öyle bir fikrim var. Hemen şurayı da halledelim. Şöyle. Buralara da meşale atmamız gerekecek arkadaşlar. Karanlık olmasın. Tamam bir girişte varım zaten. Balkon böyle gözüktü abi. Biraz görüş alanımız daraltmış olduk ama zaten önemli olan görüş alanı değil. Yani her türlü görüyoruz. Kendi kendine serverdan attı arkadaşlar anlamadım. Oh gece donmuş tamam. Bir yatalım sabah görelim. Kendi kendine serverdan pardon serverdan atmadı. Badeon client komple attı. Badeon client kapandı kendi kendine. Tekrar açtım geldim de. Tamam yağmur da dindi. Tam böyle sabah. Oo. Var ya çok tatlış oldu arkadaşlar bence ya. Bilmiyorum ama abi Allah aşkına şu şuradan kaldıralım mı ya? Şu şey. Yani inanılmaz çirkin görünüyor ya. Valla demir harcayacağım makas yapacağım gerekirse. Gel sarmaşır yine buluruz biz ya bataklıkta yok mu abi sarmaşık? Demir yokmuş ki zaten. Aa çiçeği çıktı yine. Ya, bu bataklığı bulabileceğimiz sarmaşıklardan değil mi ya? Hatta direkt şey orman biyomunda. Aynen orman biyomunun sarmaşığı abi bu. Ne yapacağım ben bunu kır ya. Görüntüyü bozuyor şuradaki tüm sekliği de kaldır. Tertemiz şöyle evimiz bir güzel gözüksün. Hatta şu evin önündeki toprağı şurayı da kaldır ya. Vallahi bir buçuk saat oldu video ama sıkıntı yok. Şöyle güzel bir görüntü almış olalım. Tamam şöyle cıncı gibi yaptım. Demir kazmalar, bal şey, küreklerle ama İleride zaten küreklerimiz iyileşecek. Oo. Tamam abi. Tam şu şuradan görüntüsü çok güzel. Oraya da bir çıkalım şöyle. Böyle bir bakalım. Çok tatlı. Ev istediğim gibi oldu sayılır. Orada küreğin bir canı kalmış. Kırayım da gitsin bari. <laughs> ve ev budur arkadaşlar. Nasıl? Evimizi tamamlamış oluyoruz. Fena olmadı. Dediğim gibi şuraya da arkadaşlar şuraya bir şu şekilde bir pencere tam şuraya ve şuraya iki tane ve diğer taraflara da yaparsak çok daha güzel olur diye umuyorum. Dostlarım teşekkür ederiz için eğer survivorlardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar instagram hesabımda açıklamada bulabilirsiniz. Eğer beni takip etmek isterseniz de instagram hesabımıza ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlarım ve hoşçakalın.